Benim de kendime göre bir hayalim var. Benim de kendime göre bazı rüyalarım, hayallerim var. Eksik olan bir şeyi bir şekilde deneyim diyorum. Yani ısrarla, inatla onu sürdürüyorum. Kolay olmadığını biliyorum. Ucuna kadar geliyoruz bazen. Çok da büyük işler yapıyoruz ama ...17 Nisan 1996... Fotomaç gazetesindeki haber şu: Galatasaray teknik adam almada kararsız. Niye? Fatih Terim hoca olsun, Graham Souness'le devam mı ederiz? Kader, orada bir Souness kararı çıksa nasıl olurdu acaba? Su akar yolunu bulur muydu mesela ya? Fatih Hoca'nın milli takım kariyerinde de öyle bir kırılma var, biliyor musun? Yılmaz Vural anlatmıştı. Onu Piontek'in yardımcısı yapmak istiyorlar en başta, Yılmaz Hoca'yı. Ama reddediyor hoca. Bir de bunun Fenerbahçe versiyonu var. Selim Soydan A Spor'da anlattı ya, o zaman yönetici. Diyor ki Selim Soydan, Fatih Terim 4 sene şampiyon olduktan sonra ona biz seni almaya geldik. Sen her şeyi tattın bu kulüpte, kaç para istersen yaz dedim diyor. Hoca demiş ki, teşekkür ederim abi ama ben Galatasaraylı. Galatasaray benim için takımdan çok öte bir duygu, öte bir şey. Biz de şimdi Fatih Terim anlatalım hazır belgeseli çıkmışken. Gerçi nasıl yapacaksak o kadar uzun bir hikaye ama size de bir soru sorarak katkı sunmanızı isteyelim bakalım. Fatih Terim deyince aklınıza ne geliyor? Hangi anı, hangi maç, ne? Yorumlayın da hafızayı tazeleyelim birlikte. Benim şahsi olarak aklıma gelen bir şeyi de anlatayım çok kısa müsaadenizle. Galatasaray TV'de çalışıyorum ama ayrılmaya karar vermişim yani. Ay sonuna kadar devam ediyorum, tamam. Tam o sırada Fatih Terim'i açıkladı kulüp yeni hoca olarak. Ben de Flora'ya tesislere gittim. Malzemeci abiyi gördüm. Şimdi ismini söylemeyeyim. Seslendim. Abi ne haber ya dedim. Şşş, ne oldu abi dedim ya. Fatih Hoca burada dedi. Dedim ne olmuş buradaysa yani. Yaşım daha çok genç tabii. Şaşırdım buna. Neyse bizim medya sorumlusunun odasına geçtim sonra. O sırada abi Fatih Hoca koridordan geçen, yani böyle odanın önünden geçerken bakarsın ya böyle gayri ihtiyari. Öyle içeriye doğru baktı, devam etti. Birkaç adım attı atmadı, geri geldi abi. İçeri girdi, tokalaştı benimle. Hocam dedim hayırlı olsun. Sağ olasın Kaan kardeşim, hep birlikte iyi olacak inşallah dedi. Ben de içimden diyorum ki Allah Allah, adımı nereden biliyor acaba falan. Hiç karşılaşmadım. Heyecan da yaptım. Dedim yani 21, 22 yaşındayım Orçun. Neyse abi, idman başladı. Klasik işte 5'e 2 falan. Bu sefer tercümana Mert'e döndü. Dedi ki geç bakalım ortaya. Sen de dedi bir görelim dedi Mert'e, böyle kinayeli kinayeli, tamam mı? O da şundan. Rekart dönemi arada katılıyordu o da bu toplu oyunlara. Acayip iyi ayağı vardır Mert'in. Buradan da selam olsun güzel insana. Çok severim. Ben şimdi parçaları birleştiriyorum kafamda. Beni tanıyor. Antrenmanda olanlardan haberdar. Mert öyle inceden şey yapıyor. Yani hepsi önceki dönemlerden. Ha dedim. Galatasaray TV'de bizim her gün yaptığımız yayınları izleyen ya da bilen bir Fatih Terim var. O zaman anladım abi. Fatih Terim'den kaçmaz. Çünkü Galatasaray dedim mi hakikaten Fatih Hoca'nın sevgisi, hakimiyeti ne derseniz işte kulübe kültürüne bu kadar hakim bir teknik adam. O yüzden taraftar için onun ismi, varlığı başka bir anlam ifade ediyor abi. Eğer Fatih Terim varsa adaletin olduğu yerde vardır. Herkes dikkat. O yüzden şaşırmadım mesela. O dönemde sanırım yine basın mensuplarına sitem etmişti ilk toplantıda. Ben size Florya'yı böyle mi bıraktım diye. Hani var ya, çiçeklerle bile özel ilgilenir, tesislerde gibi laflar söylenir. Şaşırma söyleyeyim. Çünkü ben şaşırmamayı öğrendim. Sonraları duyardım işte. Gece yarısı saat 3. Altyapı binasına giden Fatih Terim, ayakkabıların koyulduğu yerin düzensizliğine bile bir araba laf ediyor. Müdahale ediyor normal abi. Çünkü o Fatih Terim. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. İşte dünyaya VAR sistemini getiren adamın hikayesi deyip versene o var ya bir tane, seninle konuştuk yayın öncesi. Hadi bakalım. Uyarılar yapıyor. Güzel insanlar. Fatih Terim'i kim Galatasaray'la yapıyor? Metin Oktay. Ya hikaye gel.
Hoca daha çocuk tabii. Okul takımında falan oynuyor. Orada da şampiyon oluyor. Şaşırmadınız herhalde. O dönemde o kadar iyiymiş ki babası Adana Demirspor'a verdiğinde genç oyunculara falan maaş veren yok o zamanlar. Ama Fatih Terim'e el altından bir 150 lira ateşliyorlarmış. Çünkü çok iyiymiş abi. Yine takım kaptan o zaman. Tabii şaşmaz. Hemen A takıma çıkıyor falan ve bir maç var. Adana Demir Galatasaray'la oynuyor, tamam mı? 1-0 yeniyor Adana. Ama herkes Fatih Terim'in oyununu konuşuyor. Bayağı sağlam iş yapmış. Çok dikkat çekince Metin Oktay çalıyor kapıyı. Giriyor Adana'daki evlerinden içeri. Önce baba Talat Terim'le konuşuyor. O da çok büyük adammış, cennet mekan. Bir ayağa top al. Aileyi geçindirmek için yapmadığı iş yok. Fıstık satma, haşlama satma, artık para nereden gelecekse. O bahsettiği dönem hoca daha 6-7 yaşında bu arada. Böyle geceleri köşe başlarında oturarak haşlama satıyorlar baba oğul, böyle geçimlerini sağlıyorlar. Öyle bir de dönemleri var, fıstık satıyorlar falan. Neyse, Metin Oktay Talat amcaya durumu anlatıp oğlunuza talip istiyor. Babası da diyor ki oğlum çok çekti buralarda yani. Benimle beraber çalışıp haşlama sattı, etti. Sırf bu yüzden okulunu aksattı, devamsızlıktan kaldı, okutamadı. Burada oynuyor ama işte nereye kadar? Senden diyor tek ricam, oğlumu al buradan, Adana'dan kurtar. Metin Oktay rahmetlik çağırıyor Fatih Terim'i sonra. Diyor ki sen babanın kaç elini öpüyorsun? Bir elini öpüyorum Metin abi. Yok diyor Metin Oktay. İki elini de öpeceksin. Neden? Çünkü benim babam olsaydı 10 kere öperdim ellerini. Çünkü o zaman başka bir Metin olurdu. Babasız kaldım. Beni gündüz kılıç Galatasaray'a götürdü. Şimdi ben de seni götürüyorum diyor. Ve meşhur hikayesi böyle başlıyor işte. Hani gündüz kılıç Metin Oktay'ı, o da Fatih Terim'i Galatasaraylı yapıyor. Ne güzel değil mi? O gün bugündür de Galatasaray'ın en önemli gerçeklerinden biri işte Fatih Terim. Ben Galatasaray'ı yaşıyorum. Galatasaray'la yaşıyorum. Ben imzayı 1974'te attım. Büyük başarılara imza attı Fatih Hoca. 1996-1997 şampiyonluk kupasını aldı. Aşağı yukarı her 3 şampiyonluktan birinde onun adı var, payı var. En zor günlerde bilhassa. Mesela 2010'da dökülmüş bir takımı, hani girişte anlattığım dönem, yeniden inşa ediyor ve hemen şampiyon oluyor. Bakın bu ligde bunun çok örneğini bulamazsınız. Ama işte çok büyük patron hoca olduğu için böyle. Hakimiyet alanı çok geniş abi. Mesela şöyle örnekli, Atakan Kurt'un YouTube kanalında eski topçular konuşuyor ya. Hani orada böyle güzel hikayeler var. Suat Kaya mesela diyor ki bir gün diyor gece saat 3. Gece saat 3. Biz de hanımla beraber Ergünler'deydik, çıktık. Arabaya bindik, radyo açık. Ceyhun Yılmaz'la radyoda biliyoruz. Mesaj attım diyor lan. Bize şöyle güzel bir şarkı çalsana diye. O da Akdeniz Akşamları mı ne çalıyor. Neyse abi bunlar dinliyor. Teşekkür ediyorlar falan filan. Sabah kalkıyor, antrenmana gidiyor. Tabii yorgun argın, gözler puslu falan. Tesisten içeri giriyor. Fatih Hoca ile karşılaşıyor. Hoca ne derse beğenirsin. Tam zamanında istediğin o şarkıydı. Diyor tamam. O an anladım. Hoca ne yaparsak yapalım. Her şeyi bilip öğreniyor. Ondan bir şey saklamaya gerek yok. Diyor. Suat Kaya demişken bu arada... Şimdilerde diyor 10 kilometre koşana alkış tutuyorlardı. Bizim takımda 14 kilometreden aşağı koşan adam sayılmazdı. Maçtan sonra diyor Forfortu'ya demişti galiba. Her yerim yanardı. Fayansların üstüne otururdum, balkonlarda yatardım diyor. Öyle de bir takım yarattı. 96-2000 arasında özellikle. Hep söyledim, sonra hoca da dile getirdi, mutlu oldum. Fatih Terim bu Gegenpressing'i, o zaman öyle bir kelime yok tabii, Piontek'ten aldığı ilhamın üzerine koyarak bulan adamlardandır. Hiç öyle taktik bilmezdi falan demesin kimse. Yani Piontek dediğin adam var ya, hani Türkiye'ye futbolu öğreten iki adamdan bir tanesi. 3-5-2'nin de babasıdır yani. Fatih Hoca onun yardımcısıydı işte. Yani bu yorucu ve makine gibi işleyen sisteme oyuncuları ikna etmekte de mahir biri oldu Fatih Terim. Ha, arada sallayanlar olmadı mı? Pirlo gibi oldu ya da Mijatović vardı Fiorentina'dayken. Hoca ile araları hep açıktı. Sonraları dedi ki Mijatović, Terim için toplu hücum ve toplu savunma gibi saçma sapan bir oyun anlayışı var dedi. Saçma sapan mı? Yani tek taraflı yorumlar her zaman olacaktır böyle olduğu gibi güzel insanlar. Ekseriyeti ne diyor? Ona bakın siz. Ne diyor Fatih Terim için? Herkes baba. Ben
muhabirken bir gün milli maçta tek tek milli oyunculara sordum. Hocan o zaman doğum günü. Mesela Volkan Demirel, bak en ters yerden örnek vereyim. Şey demişti, futbolun imparatoru, futbolun hoca anlamında her şeyi demişti. Mesela Nuri Şahin, deneyimi ortada olan, saygıyı hak eden bir hocam. Senelerdir çalışıyorum, beni milli takıma da ilk o çağırdı demişti. Hakan Çalhanoğlu, çok sıcakkanlı demişti Fatih Hoca için. Ben biraz daha soğuk davranır diye düşünüyordum ama tam tersi, herkese çok yakın ve çok dürüst bir adam demişti. Tabii bir şart var, onu da ben ekleyeyim dürüstlükle ilgili. Hocanın kurallarını yerine getirdiğiniz sürece dünyanın en rahat adamısınız. Bir şeyler yapıyorsanız yapın ama haber vereceksiniz yani. O zaman her konuda sizi serbest bırakan biri Fatih Terim yani. Düşünsenize şimdi bir sürü yerli isim saydım. Maldini bile zamanında Beyaz Şov'a bağlandı adam için. Anlamadıysan biz hiç anlamadık. Paolo, come stai? Arkadaşlar Milan'ın kaptanı Maldini şu anda. Niye futbolcular bu kadar seviyor, sayıyor? Çünkü kendisi de o yollardan geçti ve zor bir karakterdi ondan. Bencesi tabii. Melo ile Riera'nın kavgasını hatırlıyor musunuz? Normalde o olay başka kulüpte olsa ya da bırakın kulüp aynı olsun, hoca farklı olsa şampiyonluk gidebilir miydi? Gidebilirdi. Ben buraya getirebilirdim Melo'yu da Riera'yı da, öpüşürdük de. Ama doğrusu bu değil yani. Bizim paylaşmadığımız veyahut da kapattığımız veyahut da hallettiğimiz o kadar çok sorun var ki esasında. Tabii bu en son Markao Kerem olayını hatırla, nasıl çözdü? Benim odamdaki Markao'nun özrünün burada olmasını, sahada olmuştu, burada dilemesini istedim hepinizin içinde. Ben diyorum ki Fatih Terim de hırslı ve zor bir adamdı. Ondan belki de oyuncularla bu kadar yanlışıyor ki hala da zordur, ayrı mesele. Bir gün Turgay Şeren rahmetlik hoca o zaman Galatasaray'da, işler de pek iyi gitmiyor. Bir maçta takıma gol lazım, takım geride. Fatih Terim maçın son bölümünde sahanın içinde inisiyatif alıp takımı öne çıkarıyor. Kenardan Turgay Hoca fıttırıyor tabii. Fatih! Fatih ne yapıyorsun falan? Dinlemiyor, etmiyor. Ama enteresan olan şu, golü de atıyor takım. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Normalde orta saha oyuncusuydu Fatih Terim ama teknik direktör Don Hovi bir Avrupa Kupası maçında, Rapid Wien olması lazım, diyor ki Fatih sen libero oynuyorsun diyor. O andan itibaren kariyerinin sonuna kadar bir libero oynadı. Yine aynı dönem dedim ya işler iyi gitmiyor diye. Ben bu takıma rahatsızlık veriyorum böyle o minvalde sözler söyleyip kayıplara karışıyor Fatih Terim. Evet. Bir ton mevzu çıkıyor sonra. Turgay Şeren'le beraber basın toplantısı düzenleyip arayı buluyorlar. Ama bu sefer hoca ayrılıyor takımdan. Yerine Brian Birch geliyor. Brian Birch de bu maçtan önce ısınmada oley oley çekiyor topçular. Yani işte onu ülke sınırlarından içeri sokan adamdı. Neyse, Brian Birch de kadroya almıyor hocayı. Ya şimdi hoca diyorum da Fatih diyeyim topçuluğu dönemini vurgulamak için. Şimdi sıralamasını da şaşırabilirim ama bir keresinde Fenerbahçe Galatasaray'ı 5-0 yeniyor, tamam mı? Fatih de, oyuncu Fatih de izinsiz Adana'ya gidiyor. Mazereti de şu, herkes bana bu maçı soruyordu, benim de moralim bozuldu, gittim. Kadro düştü tabii. Sonra diyor ki kadroya almazsa hoca, açıklama yapıyor. Ben de yedek takımla çalışırım. Yok diyorlar, çalışamaz. O zaman diyor ayrı çalışırım, ne yapıyorsa yap. Ama bir şekilde nasıl ediyorsa onu da çözüyor, nasıl bir ikna kabiliyeti varsa. Zaten konumuzda o ya biraz. Bak sonra ne oluyor? Devam ediyor. Bu sefer haber çıkıyor. Kampta 5 futbolcu alkol aldı. Haber bu. 5 kişiden biri Fatih Terim. Bu sefer de Özkan Sümer Hoca kadro dışı bırakıyor. Ya inanmazsın, yine affediliyor. Bu sefer ne yapıyor? Affedildi. Bir maçta Erol Toka'ya kafayı atıyor mu abi? Dişini kırıyor. Yine bir Fenerbahçe maçında Suat Karaliç'e tokatı atıyor. Emniyet falan giriyor devreye, bir ton mevzu, yine hakeme tükürmesi var. Sağda emniyet güçlerinin zorla onu çıkarması var falan derken zaten baktı olacak gibi değil herhalde. Mektup yazıyor yönetime ve jübilesini istiyor. Hani meşhur helikopterle de sahaya iniş var zaten. Empati diyebilir miyiz Orçun? Tüm bunları birleştirsek hani bir şey söyleyebiliriz. Tamam, şimdi sen Galatasaraylı değilsin, hafızana bir sürü bir çırpıda gelen olumsuz olay da var, anlıyorum seni de. Ona ben bir şey demem. Yani ben bu avukatlık yapmış olurum ki bize yakışmaz. Biz o gazetecilerden değiliz. Biz hikaye anlatıyoruz. Bir hikayeyi aklımızda, arşivimizde olduğu kadarıyla anlatıyoruz şurada ama şöyle söyleyeyim. O yüzden diyor herhalde, karakterimi hiç değiştirmedim diyor. 50 yıl önce Galatasaray'a geldiğimden bu yana hep aynı Fatih Terim'im. Böyle bakıyorum diyor.
Yanlış yapan cezasını çeker. O da yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Uğur Tütüneker'in jübilesi var. Hoca diyor ki soyunma odasında Uğur'a. Oğlum ne kadar oynarsın, seni ne zaman alayım oyunda? Uğur da diyor ki 45 dakika oynarım hocam. O da diyor ki hiç bırakma sen oğlum diyor yani. Soyunma odalarında böyle iletişimi kuvvetli, oraların mutlak hakimi bir adam. Ve kariyerinin başından beri belki de bu yüzden çok başarılı oldu. Hep cesur davrandı, unutmayalım. Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah yardım etsin! Büyük takımlara kafa tutarken de ne bileyim yurt dışında bile öyle değil miydi şimdi? İtalya'ya gidiyor ilk defa Fiorentina zamanı. Bir gazeteci diyor ki oyuncularınızla diyor şimdi siz nasıl iletişim kuracaksınız? Az önce Türkçe bir hikaye anlattım ama burada İtalyanca mevzu var falan değil mi? Hoca ne diyor? Dönüşte basın toplantısını İtalyanca yaparız diyor. Gülüşüyorlar tabii. Dönüşte ana hoca İtalyanca konuşuyor. Finito, giocare, risultato importante. Si? En çarpıcı şeylerden birisi mesela bir spor programına çıkıyor orada. Diyorlar ki siz mi konuşacaksınız, yardımcınız mı çevirecek? Ben diyor. Şimdi biz Luchetti tabela falan diye makara yapıyoruz ama ilginç bir özgüven mi diyeyim, cesaret mi diyeyim? Var yani Fatih Terim'de onu açıklayan kelimelerden biri bence. Çünkü diyor ki bu dil meselesiyle ilgili benim onlar gibi konuşacağım diye bir iddiam hiçbir zaman olmadı ki, hata yapmaktan da korkmam. Çünkü ben onlara saygı duyuyorum, saygı olarak deniyorum çünkü. Bugün bize gelip diyor yıllarca kalıp 3 kelime bilmeyen hocalar oldu. Hocanın bu konuda yardımcıları da vardı diyor. Ne diyeceğim? Mesela hocalığa başlangıcı, al sana cesaret örneği. 34 yaşında da Ankara Gücü kümede kalma mücadelesi veriyor. O yaşta o cesaret, hocası ondan önce kovulmuş etmiş, yerine gelmiş, ligi 13. bitiriyor. Zaten Ankara Gücü'nün iyi şeyler yapmak istediği ortada, sahada gözüküyor. Ertesi sezon da bu arada 6. oluyor. Sonra 2. ligdeyken işte Göztepe'nin başına geçiyor. Orada da başta anlattığım bu milli takım gelişmesi yaşanıyor. O da ikilemde kalıyor tabii. Yani Göztepe'yi bırakayım mı, bırakmayalım, etmeyelim derken sonunda istifa edip geçiyor. 21 yaş altı milli takımın başına. Piontek'in yardımcılığı da var tabii. Ve en sonunda milli takım. O cesareti herkesin öğrenmeye başladığı dönemdir aynı zamanda. Yani Fatih Terim'in Türk futboluna bence en büyük katkısı bizi o salak saçma şerefli yenilgiler sözü var ya ondan kurtarması da. Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası onunla katıldı. Ondan önceki turnuvamız 1954, yanlış anlama ya. O da kurayla katıldık. Fatih Terim o zaman 1 yaşında diyeyim, sen anla. Tamam 96'da puan alamadık gerçi ama işte her şeye şerde bir hayır mı vardır diyelim. Galatasaray macerası başladı 1996-2000 dönemi. Ve o hikaye, o meşhur belgesel sözüyle söyleyeyim hadi. Diyordu ya, Avrupa'daki bahis şirketleri Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanma şansını 1'e 250 olarak belirledi. İşte o muazzam başarı dönemi. Hala da yakalanabilmiş değil öyle bir başarı. Hala bir hocamızı öyle büyük liglere gönderemiyoruz mesela. Az buz işler değil bunlar. Fiorentina'ya gitmeler, etmeler. Orada da iyi başlamıştı aslında. Milan'a 4 attı. Inter'i yendi. Juventus maçı vardır 3-3'lü. O dönem bir de şöyle güzel insanlar. Batistuta Roma'ya gidiyor. Yerine Nuno Gomez'i alıyor. Rui Costa'yı alıyor hoca ki belki de en önemli hamlesi. Yeniden takım kuruyor yani bir yandan. Zaten o yüzden iyi de başlamadı başlangıçta. Orhan Erdemir'in hakem olduğu bir UEFA maçı vardı. Senenin başı ya da hakem Terim'i sağdan atıyor. Fatih Hoca tabii çıldırıyor. Biraz da aynı memleketin insanı olduğu için olsa gerek. Ve ertesi gün İtalyan gazeteleri yazıyor. Fiorentina'nın onuru ayaklar altına alındı diye. Ama hoca oraları toparlıyor sonra. Tribünler var ya nasıl deliriyorlar. Nasıl deliriyorlar. Ölüyorlar hoca için. Bir süre sonra bu sefer gazeteler şunu yazıyorlar. Hiç alışmadığımız bir Türk. Böyle başlık atıyorlar. Ama sonra Çekigori. Ya ne başkan da o da ya. Onunla anlaşamadı. Hikaye yarım kaldı. İyi de gidiyordu aslında takım. İtalya Kupası'nda finale çıkmışlardı mesela. Ama işte Fatih Terim o günler için şöyle demişti, öyle diyeyim yani. Ben çalıştığım her başkana saygı duydum, en azından mevkisine saygı duydum. Şahsına da saygı duymak zorunda değilim kimsenin. Eğer saygıyı hak etmiyorsa ama mevkisine duymak zorundayım. Eğer siz saygı bekliyorsanız önce siz saygı göstereceksiniz ve sonra meydan okumanın büyüğü de geldi hocadan. Dedi ki ben bu işte çok iyi olduğumu iddia ediyorum. Karnemi de ortaya koyuyorum.
O zaman yanlış olan bir şey benim kabul etmem zaten. Kendime olan saygımı yitirmem demektir ki bu benim için hayatımın sonu demektir dedi. Ne oldu peki? Aslında olay şu. Başkan hocadan habersiz başka bir teknik adam arayışına çıkıyor abi. Terim'de tabii şey de var. Soyunma odasına başkanı sokmuyor, etmiyor. Biraz da onun etkisi var. Milan'ı 4-0 yenince ama hani hoca o ara bir kıymete biniyor. Milan başkanı Galliani çıkıyor, övüyor hocayı. Çekigori de diyor ki ulan biz kontrat falan uzatalım en iyisi. Evine davet ediyor falan. Taraftarlar da nasıl biliyor musun? Galatasaray'daki gibi o. Mahşeri bir kalabalık, başkanın evine toplanıyorlar. Yakarız diyorlar başkanın evini. Yani eğer anlaşma sağlanmazsa yakarız bu evi diyorlar. O derece. Ama ne oluyor? Fatih Hoca çıkıyor gece yarısı. Evden çıkıyor diyor ki yeni sözleşme yok. Sezon sonu ayrılıyorum. Şimdi hoca biraz daha politik olabilir miydi? Onu kendisine sormak lazım ama olmuyor sonuçta. Bayağı saha dışına taşıyor sonra işle. Buradan hareketle şunu da söyleyeyim. Başkanlarla limoni ilişkileri de kariyerinde sıklıkla karşılaştığımız işlerdendi. Yani Ünal Aysal'la girilen eleman polemiği vardı hatırlarsınız. Fatih Hoca'nın camianıza son derece yararlı ve faydalı bir eleman olduğunda tekrar teyit etmek istiyorum. Bu kulübe 40 yıl hizmet etmiş. Sadece hocası değil. Divan kurulu üyesi olarak, Galatasaray'ın bir elemanı olarak, tekrar ediyorum Galatasaray'ın bir elemanı olarak. Ben hiç unutmuyorum mesela Fanatik gazetesi manşet vermişti ve tam sayfa abi eleman aranıyor yazmıştı. Rahmetli Mustafa Cengiz'le de sorunlar olmuştu. Yaptıkların netice veriyor, eserinle övünebilirsin. Şimdi kemoterapiye tekrar başladı. İnşallah benim arkadaşlar gitmeye korktu. Niye yapıyorsun? Be yapma be sevgili hocam. Bir kere geçmiş olsuna gelmedin bana. Evet. Her neyse biz İtalya'dan devam edelim. Hoca Fiorentina'dan ayrılmak zorunda kaldı ama her şerde bir hayır vardır yine söyleyeceğim. Ertesi sene Milan'ın başına geçti. Ama o zamanki Milan şimdikinden kat kat üstün onu da söyleyeyim bilmeyenler için. Ama patron hoca Fatih Terim Milan'daki çeteye hükmedemedi. Sürekli bir Ancelotti sesi, sürekli bir Ancelotti sesi ki bayağı ayıptı ettiler hocaya. İstanbul'daydı Fatih Terim yollar ayrıldığında. Haberi öyle uçurdular falan. Ki ben hala o son maç Inzaghi'nin penaltı kaçırmasını unutamam falan. Aklına kötü kötü şeyler mi geliyor insanın da neyse geçmiş gitmiş. Ama totalinde abi çok büyük bir maceraydı ve yine söylüyorum hala da tekrar edilebilmiş değil. Yanına yaklaşan bile olmadı. Ne tekrarı yani. Maalesef. Ama güzel insanlar, Fatih Terim'i anlatmak için şunu söyleyeyim son hani. Galatasaray-Real Madrid maçı vardı. Belki hatırlarsınız o maçtan önce Twitter'dan paylaşım yaptı ya kulüp. Hoca tahtanın önünde. Ne yazıyordu o tahtada? Kaybetmekten korkma. Bir şeyi kazanmak için bazı şeyleri kaybetmelisin ve unutma. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin diyor. Tabii ben de Fatih Terim etkisiyle çıkmıyor. O ayrı bir şey. O işleri iyi yapıyor. Ben hocamın şu sözünü çok seviyorum mesela. Arada kullanıyorum da günlük hayatta. Başarı tamamen şans işidir. İnanmıyorsanız başarısızlara sorun. Şimdi elbette bu kadar uzun bir futbol yolculuğunda hata, eksik, kusur, yanlış vardır. Elbette bir sürü konu daha vardır. Benim hatırıma şu an gelmeyen. Mesela şey işte ben ders almam, ders veririm sözünü hiç sevmem. Tecrübeliyiz, ilgiliyiz. Arkadaşlar. Ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Ama Galatasaraylılar için Fatih Terim bir idoldür, gerçek bu. Bir realitedir, imparatordur. Bunu git sadece Galatasaray Müzesi'ne bak, anlarsın zaten. Ama Fatih Terim'in şu sözleri de bu karşılıklı sevdayı iyi anlatıyor bence. Ne diyor Sayın Terim? Galatasaray'a biletim hep tek yönlüdür. Başka bir Türk kulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. Kulübüm beni istediğinde hayır diyemedim. Galatasaray benim evim, bu benim ailem. Ailemin yanına geldim her seferinde. Galatasaray'a dönüşüm her zaman kısa sürmüştür. Size ihtiyacınız var diyorlar ve sözleşmenin üzerindeki rakamı kontrol etmeden imza atıyorum. Futbol oynarken birçok kulüp beni istiyordu. Galatasaray'ın teklifinin 5 katından daha fazla para teklif edildi. Ama Galatasaray imza attı. Bir kulübe ait olmak. Ben Galatasaraylıyım ve bunu gösterdim. Benim menfaatim hiçbir zaman karakterimin önüne geçmedi. Hayatıma giren herkesin parolası sevgiydi. Hatalar yapmıyor muyum? Tabii ki yapıyorum. Ve bu hatalar
en çok benim canımı yakıyor.